Yakışıklım Hazreti Süleyman'ın 700 hanımı vardı. Hep böyle padişahların, kralların kızlarıydı. Çok seçkin aile kızlarıydı. Çok güzeldiler. Hep en güzellerini seçmişti zaten. 300'de cariyesi vardı. Ama onlar da çok muhteşem, çok güzel kadınlardı. Yani 1000 hanımı vardı toplam. Onların güzelliğini her gün seyrediyordu. Hatta ayette diyor ki bak, çok ihtişamlı, uzun boylu, görkemli atlar saraya geldiler diyor. Perdeyi çektiler. Atların görünmemesi için diyor. Onların boyunlarını ve bacaklarını okşuyordu diyor Hazreti Süleyman. Yani Kur'an burada bir işaret, bir anlatmıyorum. Çünkü Kur'an'ın çok nezihtir üslubu. Çok kapalı bir üslupla Hazreti Süleyman'ın sevgisi anlatılmış oluyor. Coşkun sevgisi. Zaten o hanımın bacağını açtırmak için özel olarak havuz yaptırıyor. Böyle gerçekten derin bir havuz gibi görünüyor ama değil. Bak şakacılığına bak. Bir şaka yapabilmek için çok uzun süre mimarlar, sanatçılar, bilim adamları çalışıyor. Sırf şaka yapmak için bunu yapıyor. Aslında bir tek Sebe Melikesi'nden kalmadı bu tabi. Yani birçok hanıma yaptığı bir şakaydı bu. Hazreti Süleyman. Diyor ki yani buyur havuz diyor gel. Yüzmek istersen diyor. Tabi o da mayo ile hazırlanıyor girmek için. Bir atlıyor ayağa. Normal zemin. Gülüyor tabi Hazreti Süleyman. Hoşuna gidiyor. O hanım da gülüyor. Ama bak diyor ki Allah ayette derin bir susandı. Ve eteğini kaldırdı diyor. Eteğini açtı diyor. Derin bir su. Bak alçak bir su demiyor. Derin bir su. Yani derin su. Yani, değil mi? Bacağını açtı diyor. Yani Hazreti Süleyman'ın hem kadın sevgisini hem estetik sevgisini Allah orada gösteriyor. O kadınların imanlarına vesile oluyor. Onları koruyup koruyor, onları zenginleştiriyor. Onlara onurla, sevgiyle, hayırla yaklaşıyor. Yani onların onuruna özen gösteriyor, şerefine, namusuna özen gösteriyor. Ama gelenekçi ortodoks bir kafa yok. Her yer heykellerle, sanatla dolu. Mesela bak gelenekçi bir kitaba baktım. Diyor ki Hazreti Süleyman diyor geldi diyor sarayına. Hanıma diyor buyur havuza gir dedi diyor. Kadın diyor bacaklarını açtı diyor. Bire kadın hemen o bacaklarını ört dedi diyor. Mübarek eli şerifi dedi. Gözü şerifini kapattı diyor. Ve sırtını döndü diyor. Ya yalanın bu tür üstü artık rezalet yani. Bunu yapacak insan o havuzu niye yaptırsın? O kadını oraya niye çağırsın? Havuza gir niye desin? Yani akıl almaz münasebetsizlik. Hiçbir yerde de kaynağı da yok. Atıyor yani. Bir de yani şey yaptığı için bir de onu ballandırıyor. Eli şerifiyle diyor, gözü şerifini diyor. Ve sırtını döndü diyor. Bire kadın dedi diyor, hemen örtün dedi diyor. Mübarek nazarlarını çekti hemen üstünden diyor. Yani gelenekçi kıllığını görüyor musun? Ya bazı tipler için, bazı gelenekçi kıllığı açısından diyorum. Yani şu kıllığa bak yani, gıcıklığa bak. Hazreti Süleyman ahlak öğretiyor. Ne? kola mı? Kahve sevgisi. Ne güzel. Tamam rahat ol bir şey demeyeceğim ama Allah. Şaka yapacağım diyeyim kasıldı. Evet dinliyorum.